Geçen gün burada bir işte riskli alan ilan edilmiş. Siz de duymuşsunuzdur. Bize de geldi başkanlarımız, dediler ki burada aslında riskli evler var dediler. Oraları riskli alan ilan etmediler. Asıl oraları riskli ilan edilmesi lazım dediler. Doğru. Ben de şimdi başkanlarımızın söylemi üzerine geldim. Gerçekten doğru söylemişler. Yani ama oradaki doğru. Yeşil alanı riskli alan ilan etmek yerine işte senin yaşadığın evi riskli alan ilan etmek lazım ki seni olası bir depremde ya da başka şeyde güvenli bir yere alınsın diye. Kocaman blok bunların üstünden duruyor. Bakın. Şey gibi bak, peynir gibi. Ben CNN'le konuşurken benim gibi görsel olarak yapılan şeyler. Bizim derdimiz daha çok. Burayı işte AKP iktidarı dönüştürmeye çalışır işte. Boş arsaları riskli alan ilan edin. Bizim derdimiz daha ama çok. Benim duyduğum işte meclis üyelerimizle, örgütümüzle de onu konuştuk. Boş arsalar edilmiş ama gerçekten evi riskli olanlar edilmemiş herhalde. Şurası ayakta zor duruyor. Üsküdar'la sitesi. Ben buraya geleli 25 yıl oldu. 25 yıldır o yıkık vaziyette. Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendi şey belediye başkanı döneminde yaşadı ama. Doğru olan hep beraber arkasında duracağız ve anlatacağız. Vallahi. Bu vatandaş depremde yaşarken barınmada daha iyi koşullara nasıl sahip olup mücadelesi vereceğiz. Hep beraber onun üstesinden geleceğiz. Bu niyetle bu işe yaklaşmazsanız işte böyle yeşil alanları, riskli alanı ilan edip. Valla bilmiyorum da bu zihniyet biraz zor yani. Alan zihniyeti. Olur. Buradaki fotoğraf ve manzara çok net. Çok net ya. Evet. Ama adam anlayışını tatili, evini yeniler. O ayrı bir şey. Evet. Şöyle gidelim isterseniz. Riskli alan olmuş olsaydı da tek başına. Evet. Dünya çocuğu.